Kolay gelsin. Anlat bakalım neler oldu. Gülru, manyak mısın? Ne işin var senin burada? Seni merak ettim, geldim. Gülru, delirtme beni. Çalışıyorum şimdi, görmüyor musun? Ay dün gece işleri bitiremedin yani. Gülru! Yonca. Bak, yalanını ortaya çıkaracak kadar aptal değilim. Ama sana inanacak kadar da aptal değilim. Sen dün gece burada falan değildin. Leş gibi içki kokuyordun. Sabah da kaçar gibi gittin. Şimdi de bana ne olduğunu anlatıyorsun, yoksa hiçbir yere gitmiyorum. Bana bak. Kendine gel. Bana ablalık falan taslama. Çok fena olacak ha. Sana ablalık falan taslamıyorum. Taner hekim oldu mu? Ya. Sen nereden tanıyorsun ki onu? O daha küçük çocuk. Ya sen çekip gitsene artık buradan. Arkadaşın mı senin Taner hekim oldu? Arkadaşımsa arkadaşım. Sana mı hesap vereceğim? Hesap sormadım ki, sadece sor. Bak hemen gitmezsen sana asla anlat. Gülrüm merhaba. Ziyarete mi geldin? Kötü bir şey yok herhalde. Yok, kötü bir şey yok. Ziyarete gelmiştim ama bitti. Gidiyordum ben de. Eve mi? Evet. Biz de eve gidiyoruz Taner'le. İstiyorsan bırakırız seni. Amca, benim arkadaşlara sözüm var. Sonra görüşürüz. Geliyor musun? Olur. Bu halin evlilik korkusundan mı? Yoksa maceralarla dolu hayatında yeni olaylar mı var? Maceralarla dolu hayatım. Her şeye söyleyecek bir şeyiniz var değil mi? Keşke ben de sizin gibi olabilseydim. Ama bazen... yani en yakınlarımla bile konuşamıyorum. En iyi bildiğim, kalbini, ruhunu tanıdığım insanlara diyecek bir şey bulamıyorum. Bazen en uzun yol... en yakındakilerinle arandaki mesafedir. Sizin bile ailevi sorunlarınız varsa... Açık konuşma konusunda benden hiç de geri kalır bir tarafın yok. Affedersiniz, benim ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor ya bazen. Aslında yanlış söylemedin. Benim de kendime göre ailevi sorunlarım var. Herkesin vardır. Yani ben dahil benim tanıdığım herkesin var. Mert mesela kabus gibi bir babası var. O adama asla baba demeyeceğim. Sonra Büfem Hanım. Cihan'la sorunları ne kadar derin. Ne kadar uzaklar birbirlerine. Cihan'a bakarken o güçlü kadının gözlerinde defalarca çaresizliği gördüm. Cihan'ı seviyor musunuz? Tabii ki seviyorum. Ben onun doğduğu günü bile hatırlıyorum. Cihan'ın benden başka hiç arkadaşı yok. Siz de iyi bir arkadaşsınız. İyi bir dinleyicisiniz. Onunla daha sık konuşup daha sık dinlemelisiniz onu. Bence. Bu son zamanlarda aldığım en iyi tavsiyeydi. Senin gibi bir arkadaşı olduğu için Cihan çok şanslı. Gelmiyor musun? Siz girin, ben geleceğim sonra. Peki. Ne işin vardı senin Örif'in arabasında? Hastaneye gitmiştim Yonca'ya bakmaya. O da oradaydı, eve dönüyormuş. Bırakayım seni dedi, ne var ki bunda? Kaç saattir telefonun kapalı. Nerede olduğun belli değil. Merak ediyorum, buraya geliyorum. Gül oynuyor, herifin arabasından iniyorsun. Ya şarjım bitmiş. Mert çok haklısın merak etmekte. Ne zaman arkamı dönsem bu herif yanında yürü. Ben sıkıldım ha. Ne demek istiyorsun sen? Ne ima ediyorsun? Ne ima edeceğim ya? Açık açık söylüyorum işte. Sıkıldım bu heriften diyorum. Ben sıkıldım asıl.
Şu haline bak ya, gözün dönmüş yine bir anda. Herif merif ne biçim konuşuyorsun sen ya? Peçeteden gömlek olmaz Gürü. Ben öyle janti valenti laflar bilmem doktor bey gibi. İçimde ne varsa o çıkar dışarı. Ya bir kere... bir kere insan gibi konuşsak başımıza taş yağacak değil mi Mert? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.